TV ekranlarından Endülüs Park AVM'den Keyifli Sohbetler programından hepinize iyi akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine Keyifli Sohbetler'de birbirinden değerli, birbirinden özel ve bu akşam yine birbirinden güzel isimlerle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Gerek ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize, gerekse şu anda Endülüs Park AVM'de bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize ve konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Dilerseniz ben bu özel isimleri tek tek sizlere sırasıyla tanıtayım. İlk önce Özlem Hanım'dan başlıyoruz. Özlem Üner bizlerle bu akşam. TSM Fit Club spor kurucusu ve yönetim kurulu başkanım. Evet. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ve Füsun Koyunlular Türkiye Beyaz Ay Derneği Şubesi Bursa Şube Başkanı Sayın Füsun Koyunlular bizlerle bu akşam. Ve Esra İnhanlı Metropol Yapı Denetim Şirket Ortağı bizlerle olacak bu akşam. Yine çok güzel 1 saat 15 dakika kadar keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz kendileriyle. Neler konuşacağız? İş dünyasında başarıları, dostlukları, arkadaşlıkları, boş zamanlarında neler yaptıkları, biraz da kadına dair sohbete girerek inşallah güzel bir program gerçekleştireceğiz yine. Tekrar hoş geldiniz diyorum programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkürler. Çok güzel, çok hoş hanımlarsınız bu arada tekrardan. Çok o konuyu ayrıca değineceğiz ilerleyen dakikalarda. Peki, şimdi ben öncelikle Özlem Hanım'dan başlamak istiyorum. Hepiniz ayrı sektörlerde belli işleri uzun süredir yapan başarılı isimlersiniz aslında. İş dünyasına girişinizden başlamak istiyorum. İş dünyasına nasıl adım attınız? Oradan bir başlayalım Özlem Hanımcığım. Biraz arkalara mı gittik? Evet. Biz FSM Fit Spor Kulüp olarak 3. yılımızdayız. Kuruluşumuzun amacı zaten toplumumuzdaki her kesime spor, sağlıklı bir şekilde spor yaptırmak. Şu an için başarılı gittiğimizi düşünüyoruz. Başlama tabii çıkış noktalarımız da var. Biliyorsunuz daha önceki mesleğim de benim. Evet, yani aslında 3 yıldır FSM Fit Club Spor var ama ondan önce de yılların birikimi vardı aslında. Evet, 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 evet. İşte 24 yıl biliyorsunuz noterlikte görev yaptıktan sonra çocuklarımın çok ısrarıyla anne yaparsın, sen başarırsın dediler. Ben de onları yanıma aldım. Birlikte böyle bir atılımda bulunduk. Çok mutluyuz şu an. Gayet de güzel. Enerji dolu bir meslek zaten. Sürekli aktif ve neşe içerisinde geçiriyor. Güzel şu an için. Çok güzel gidiyor. Harikasınız. Şimdi Füsun Hanım'a sormak istiyorum. Nasıl adım attınız iş hayatına? Aslında Süheyla Hanım, benim de diğer insanlar gibi gayet klasik. İşte üniversite yıllarından sonra bitirirsiniz. Bursalı olunca ister istemez çok doğal olarak tekstil sektörüne adım atarsınız. Benim başlangıcım da o şekilde oldu. Uzun yıllar tekstil sektöründe değişik kademelerde çalıştım. Daha sonra 6 yıl kadar bir yurt dışı tecrübem oldu. Yurt dışında kaldım. Akabinde döndüğümde biraz kendime bir mola vermek istedim. Tam da o sırada Türkiye Beyaz Ay Derneği ile tanıştım açıkçası. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle işte dernek başladı. 3 sene yönetim kurulunda çalıştım. Geçen Kasım ayından beri de sağ olsunlar layık gördüler. Başkanlık görevini verdiler bana. Başkanlık yapmaya çalışıyorum. Çok da güzel götürüyorsunuz aslında. Çok teşekkürler. Aslında. Çok da güzel çalışmalarınız var. Onlara da değineceğiz. Okul bittiği gibi aslında iş hayatına atıldınız değil mi? Çok klasik. Yani açıkçası keşke benim hep şöyle düşünmüşümdür. Okul bittikten sonra keşke bir yurt dışı tecrübesi yapıp ardından iş hayatına atılsaydım. Ama ben de işte biraz böyle çakralar ters oldu. İşe başladım. İşten sonra bir İngiltere maceram oldu. Döndüm tekrar çalıştım. Tekrar yurt dışı maceram oldu. Geldim tabii böyle. Aslında bazen planlar istediğimiz evet, gibi inişler, çıkışlar. Değil mi? Evet. Ama gayet mutluyum. Yani herhangi bir sıkıntı yok. İyi ki oldu her şey. Dernek açısından özellikle benim açımdan da çok iyi oldu. Şu anda çok huzurlu, mutlu bir ortamda çalışıyoruz tüm arkadaşlarımızla birlikte. Hem birebir bir iş hayatı sayılmaz belki bizimkisi. Ama aktif olarak da sosyal aktif olarak çalıştığımız için evet. Bizde de saat mefhumu yok. Haftanın işte 7 günü dernek işi olunca görevdeyiz. Evet. Şimdi Esra Hanım, sizde de aynı şekilde mi oldu? Okul bittiği gibi direkt iş hayatının içine attınız mı kendinizi? Evet. İş dünyasına. Aynen öyle oldu. Hatta Temmuz
Haziran ayında okuldan mezun olup Temmuz'un birinde böyle bir 3-4 gün dahi mola vermeden hemen Bursa'da makine mühendisleri ilk tecrübelerini, iş tecrübelerini bizim dönemimizde 95'li yıllarda doğalgaz sektöründe başlarlardı. Benim de aynen öyle doğalgaz sektöründe başladı. Okulun bitmesiyle birlikte evliliğimin de hemen aynı paralelde başlaması dolayısıyla da tabii ki ekonomik sebeplerde göz önünde bulunarak ben de hemen okul biter bitmez okul hemen iş hayatına başladım. Fakat ilerleyen yıllarda ben maalesef çocuk da yaparım, kariyer de yaparım diyebilen kadınlardan olamadığım için çocuklarımın doğumuyla birlikte iş hayatına ara vermek zorunda kaldım 3 yıl. Onları belli bir yaşa kadar getirip büyüttükten sonra eşimin de daha rahat hem çocuklara daha fazla vakit ayırabileceğim hem de işe konsantre olabileceğim bir iş ortamı oluşturması açısından birlikte ilk şirketimiz olan Metra İnşaat'ı kurduk eşimle birlikte. Onun bir hikayesini anlatabilir miyiz? Evet. Çok güzel bir hikayesi var aslında. Çok güzel bir hikayesi var onun. Eşimin adı Metin. Biraz uygulanıyorum evet. Böyle bu konuyu bahsederken gerçekten çok güzel bir hikaye. Tabii kolay zamanlar değildi çünkü aynen, birlikte aynen. Ortaklaşa karar alıp da adım atmak ve çok. Sıfırdan başlamak sıfırdan. Aslında biraz cesaret tam işi değil mi Esra? Sıfırdan başlamaydı bizimki. Esra ve Metin'in isimlerinden birleşik o zaman daha üniversite dönemlerinde eşim de inşaat mühendisi. Birlikte aynı okulda ikimiz de öğrenciydik. Proje dosyalarının adını hep Metra olarak kaydederdi ve hayaller kurardık işte ileride evlenir de bir kendimize bir iş kurarsak birlikte adı Metra olsun diye. Ve bu hedefimizi de gerçekleştirdik. Metra İnşaat bizim ilk çocuğumuz değildi belki üçüncü çocuğumuzdu ama iş anlamında ilk çocuğumuzdu. Ama hayaller gerçek olabiliyormuş oldu, değil mi? Oldu evet bizim hayallerimiz o noktada gerçek oldu. Akabinde 11 yılın sonunda Metra İnşaat'ın Bursa'da belli bir marka ve belli bir değeri kazandığını inandığım zaman paralelinde başka bir iş yapmak istedim ve Bursa Metropol Yapı Denetim'de 4 yıldır sektörde devam ediyoruz. Süper. Şimdi bu başarılı kadınlara ben başka bir şey sormak istiyorum ki bu da önemli. Aslında ülkemizde kadın olmak bu noktada diyoruz ya işte bizim ülkemizde kadın olmak biraz zor. Peki bizim ülkemizde hem kadın olup hem de çalışma hayatının içinde olmak. Bu noktaya gelene kadar, bugüne gelene kadar bu yolda işte karşılaştığınız zorluklar ya da ön yargılar oldu mu mesela? Evet. Yine Özlem Hanım'dan başlayalım. Yani bizim mesleğimiz biliyorsunuz genelde erkeklerin yaptığı spor merkezi deyince hani Bursa'da ilk akla gelen evet, değil mi? Evet, genelde meslek olarak erkeğin yaptığıdır ve bana da zaten söylüyorlar sizin yaptığınız işi en az 3 erkeğin yapması gereken bir iş olarak. Ama ben kollarımı sıvadım. Dedim ben erkek gibiyim yaparım. Tabii ki o çok azim, fazla. O güç bende evet, var diyorsunuz çok değil fazla mi? Var. Belki fiziksel olarak görünmesek de bayanlar daha küçük görünse de ama içlerinde yaşattıkları inançları, hayalleri daha güçlü kılıyor. Ben yaparım dedim ve başladım. Çok engeller oldu çünkü biliyorsunuz bu sektörler tamamen makineye bağlıdır. Gelen üyelerimiz keza ona göre. Her şey benden soruluyor. Küçük bir alan değil biliyorsunuz siz de Süheyla Hanım. Evet. 50'ye yakın cihazlarımız var. Tabii bir erkeğin yapabileceği işler kaldırmak, işte ağırlıklar derken artık biz de mutfağındayız işin. Hiçbir zaman geri durmadım. Her zaman işimin içerisinde oldum. Seviyorum o mutfağı. Memnunuz, mutluyuz da. Yalnız şu var, Özlem Hanım'ın ara sıra ben de şahit oluyorum salona gittiğim zamanlarda. Bazen işte o ağırlıklar falan oldukları yerde bulunmuyor. Bir bakıyorum elinde işte arkadaşlar bunu kim almış, buraya bırakmış falan. Yani bir bakıyorsunuz üzerinde şu kadar kilo yazıyor. Maşallah yani o arada sizin de gerçekten biz de ağırlık nazar değmesin diyeyim ben size. Füzun Hanımcığım siz neler söyleyeceksiniz? Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Kadınların iş hayatında aslında yaşadığı güçlükler ilk etapta daha çocukken kız çocuklarında başlıyor. Daha bir kız çocuğu doğduğu anda aslında dünya genelinde o belli zorlukların içine doğarak işte hayata adım atıyor. Yani. Şimdi bu
burada bence en önemli görev annelere düşüyor. Aynen. Annelerin işte kız çocuklarına verdikleri değer, onlara verdikleri destekler, eğitim hayatında olsun, kendine özgüvenlerinde olsun ya da işte genç yaşta bu küçük çocuk evliliklerde olsun. Her şeyin başı aslında kadınlar. Kadınlar beceriyor. Bütün dünya aslında kadınların omuzunda. Aslında erkekleri de kadınlar yetiştiriyor. Aynen öyle. Çoğunlukla değil mi? Yani hani her başarılı erkeğin ardında da bir kadın vardır. Ben bu söze bayılıyorum. Gerçekten öyle. Dolayısıyla yani anne ne kadar güçlü olursa çocuğu o kadar güçlü oluyor ve toplum o kadar güçlü oluyor. Ailede çocuk güçlü olarak başladığı zaman hayata, iş hayatında da daha güçlü oluyor. Zorluklara daha rahat göğüs gerebiliyor. Ailede işte ezilen kız çocuğu diye ötelenen çocuklar iş hayatında da aslında bir sıfır geriden başlıyor. Orada da tavizler veriyor. Dolayısıyla ben buradan annelere seslenmek istiyorum. Gerçekten kız çocuklarınız çok değerli. Onlara her şeyden önce siz destek verin. Onlara özgüven verin. Çünkü kendimiziz asıl olan. Bir insan kendini seviyorsa işini de sever, hayatı da sever. Dünyayı sever. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Aslında şu da var değil mi? Çocuğa eğer daha çocukken kız çocuklarına ezilmeyi kabullendiriyorsak büyüyünce zaten onu normal doğal olarak tabii algılıyor. Bu benim başıma tabii gelebilir. Belki ona karşı çıkmak aklın ucuna bile gelmeyecek. İş hayatında da yani o çocuk bir daha sivrilemiyor. Kendini devamlı pasivize ediyor. Ben yapamam, ben bilmem. Şimdi bizim burada hepimiz aslında erkek işi yapıyoruz. Evet. Yani erkek işi derken kafalarda daha fazla erkeklerin çalışması gereken işler, çalışması gereken pozisyonlardayız biz. Bugün işte dışarı çıktığımız zaman biz titrimizi söylediğimiz vakit insanlar bir bakıyor, düşünüyor, aa öyle mi? Çünkü hayallerde o görevlerde mutlaka bir erkek olması lazım. Bir de hani şöyle cüsseli, boylu, poslu bir erkek olması değil lazım. İlk ön yargıda o da var değil mi? Biraz narin kalıyoruz. Kalıplara kuruyormuş yani. Toplumumuzda işte kız çocukları bunu yapar. İşte dediği gibi Füsun Hanım'a katılıyorum. Kız çocuklarımız işte öğretmen. Tabii ki çok güzel, kutsal bir meslek. İşte boyutlandırırız onu. İşte öğretmen olsan çok daha iyi olur. Ya da işte doktor olsan çok daha iyi olur. Ama çok güzel bir şey. Bir makine mühendisi bayanının oluşması toplumumuzda örnektir bence. Esra Hanım da çok başarılı. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Füsun Ama Hanım da. Yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Yıkılmaya başladı, evet. Ben, biz Bursa Metropol Yapı Denetim Şirketi olarak, ben Bursa'da diye biliyordum ama ortağım beni uyardı, hayır Türkiye'de dedi. Türkiye'de de biz 3 kadın ortaktan oluşan tek şirketiz, yapı denetim şirketiyiz. Yani mutlaka bir erkek şirket ortağı var. Biz üçümüz de 3 bayan ortak. Ve teksiniz. Ve tekiz Bursa'da. Türkiye'de. Ben Bursa'da biliyordum. Ortağım beni uyardı. Dedi ki hayır Türkiye'de de başka yapı denetim sektöründe. Evet. 3 bayan ortaktan oluşan başka bir yapı denetim firması yok dedi. Ve inşaat sektörü biliyorsunuz çok daha fazla erkeklerin egemenliğinde. Evet. Ve biz yapı denetim de tam şantiye boyutunda. Yani yapılan inşaatların projelerine uygunluğunu denetliyoruz. Tam şantiye ortamlarında ben mesela hani bugün burada böyle giyiniyorum ama şantiyeye giderken başımda baretim, ayağımda ayakkabım. Ona göre giyimimi kuşamımı giyerek. Hemen şunu sormak istiyorum Esra'm. Şimdi üçünüz de aslında ön yargılarla yola çıkacak olursak erkek mesleği yapıyorsunuz diyebiliriz. Burada erkeklere göre erkek izleyicilerimiz alıp kırılmasınlar ama böyle bir tık daha ama aslında biz bu noktadan yola çıkarak burada biraz daha iyi yapıyoruz dediğiniz tabii, noktalar. Var mı? Tabii. Esra'nın gözleri ışıl ışıl oldu şu anda. Biz şirketimizin kuruluşunda da bunu dile getirdik. Kadının elinin değdiği her işin çok daha kolay, çok daha sorunsuz çözülebileceğini göstereceğiz dedik. Böyle hedefliyoruz dedik ve gerçekten bu yargıyı biz yıktık Bursa'da yapı denetim olarak. Detaylı. Tabii, organizasyonu da
daha yüksek. Detayı sevdiğimiz için ayrıntıları çok fazladır. Ama baktığımız zaman hani bize derler at gözüne direkt değil de. Direkt eksikleri görüyoruz biraz değil mi? Anında görüyoruz. Bu yapısal bir şey aslında. İçgüdüsel bir şey kadın. Evde de böyledir. Evde aslında de. İş hayatı evde başlar. Aslında şu hani vıdı vıdıcı denilen kadınlar aslında çok detaycı kadınlardır. Öyle. Annelik hassasiyeti de var biraz tabii. Bizde. Tabii anaçlık var, tabii, koruma nefesi. Yani o çok fazla zaten çocuklarımızda da olduğu için çevremizde de annelik içgüdüsü ön plana çıkabiliyor bazen iş yerinde. Bazen unutuyorum kendimi patron olduğumu. Bakıyorum diyorum ki ne oluyor, ne yapıyorum ben? Oraya gelen, spor yapmaya gelen müşterilerinize diyelim değil mi? Aynen üyelerimize. Koruma içgüdüsü oluşturabiliyoruz. Yani o istem dışı çıkıyor bende. Planlayamıyorum onu. Ya da yanlış bir şey olduğunda uyarma ihtiyacı duyuyorum ya da şöyle olacak diye. Yapısal herhalde biz işin mutfağını seviyoruz. Kadınlarımız ayrıntıyı ve değerleri çok iyi fark ediyor. Evet, sahip çıkıyor. İşine sahip çıkıyor. Aynen. Biraz değerlerimize sahip çıkılsın. Bir taraftan da biraz daha mı sabırlıyız acaba erkeklere göre? Sabretmeyi daha mı çok öğrenmişiz? Kesinlikle. Sabır faktörü de çok etkili. Gözlemlemelerimiz belki de çok net. Çevremizde kadının gözüyle bakmak hayatı daha iyi aydınlattığını düşünüyorum iş hayatında da. Biliyorsunuz şu an firmaların hepsinde bayan çalışma elemanları çok fazladır branşlarına göre ve fikirleri ve ön planda çok başarılı kadınlarımız çıkıyor ve doğuyor. Bunlar da gurur verici bizim için. Tabii erkekler için de öyle olduğunu düşünüyorum. Umarım katılıyorlardır. Esra Hanım'a dönmek istiyorum. Esra Hanım, en büyük destekçileriniz kimler de diyeceğim. Sizden başlamak istiyorum. Ama bazen insanın hayalleri bile diyorum ki en büyük desteği gücü olabiliyor. Gücünüzü, desteğinizi nereden alıyorsunuz? Kimlerden alıyorsunuz? Öncelikle ailemden tabii ki. Okumam için gerçekten çok büyük emek sarf ettiler. Hiçbir zaman okumayayım diye ya da böyle işte çok fazla para harcanır düşüncesiyle benim önümü kesmediler. Ben üniversite sınavlarına 2 defa girdim. Kazanamadım, tekrar girdim. Pes ettirmediler. Ve memur bir ailenin çocuğuyum. Okumam için gerçekten çok büyük destekleri oldu. İş hayatında da her zaman bana destekleri çok fazla oldu. Çok şükür ki eşim de aynı şekilde iş hayatında bana çok destek oldu. Çok büyük avantaj aslında. Çok büyük belki avantaj. En büyük avantajınız şu anda gerçekten. Evli olmanız sebebiyle en büyük avantajınız eşiniz belki de. Birlikte de iş yapıyor olmamız. Evet. 13 sene biz iş ortağıydık da aynı zamanda eşimle. Birlikte de patronumdu yani benim aslında. Birlikte de iş yapıyor olmamız nedeniyle de hep arkamdaydı. Bu sektöre girdiğimde de ben hep onun gücünü hissettim arkamda. Sonrasında yapı denetim şirketini kurduğumuzda da yine hep arkamdaydı, hep destekti. Hiç korkmadım, çok farklı bir sektöre giriyoruz, nasıl yaparız korkusu olmadı. Hı hı. Hep Metin var nasılsa yardımcı olur, ruh hep hissettim ben. Belki de o yüzden bu kadar hızlı başarı elde ettik yapı denetim sektöründe de. O yüzden ona her zaman çok teşekkür ederim. Burada bu fırsatı da aslında bulmuşken çok da güzel oldu, çok da yerinde oldu. Peki Füsun Hanımcığım siz aile demiştiniz çünkü ailenizin de desteği gerçekten çok büyüktü. Gerçekten Esra Hanım Füsun Hanım özellikle gibi. Yeğenlerinden ve kardeşlerinden olan destek de çok kesinlikle yani çok değerli. O çok önemli. Mutlu bir ailenizin olması, birbirine yakın bir aileniz olması. Her şeyden önemlisi mutlu bir çocukluk geçirmiş olmanız çok çok önemli. Yani bunlar hep sizin aslında o temelinizi sağlayan şeyler bunlar. Ayakta tutan şeyler bunlar. Yani temeliniz sağlamsa zaten yukarıda ne olursa olsun başınıza ne gelirse gelsin yıkılmıyorsunuz. Yani en büyük işte destekçiniz anneniz, babanız, kardeşiniz, yeğeniniz onlarla sıkı bir ilişkiniz varsa o sizi daima ayakta tutuyor. Öte yandan ben çok şanslıydım. İş hayatındaki arkadaşlarım da gayet güzel insanlarla çalıştım. Halen dernek çatısı altında da öyle. Başkanım olsun daima sonsuz destek faaliyetlerimde. Zafer Bey. Yani buradan sevgilerimi göndereyim. Yani gerçekten sonsuz desteği vardır evet. Derneğimizin üstünde halihazırda. Yani bu bir takım çalışması. Takım çalışmasıyla biz bir şeyler yapabiliyoruz. Ben işte başta bir liderlik yapıyorum.
belki onlar ama o hep birlikte yaptığımız çalışmalar bunlar. Dediğim gibi yani o mutluluğu ve huzuru yakalamışsanız zaten başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. Evet. Özlem Hanım, kızlarımızdan başlayalım mı? Annemiz, babamız kimler destek? Aslında mesleğe girişim çocukken geçirdiğim bir rahatsızlık da vardı benim. 6 yaşlarında yürüyememiştim. Romatizmal bir rahatsızlığım olmuştu. İlk defa anlatıyorum burada da. Camdan bakardım böyle 6-7 aya yakın yürüme zorluğu çekmiştim. Herkes dışarıda oynuyor ve ben hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Çünkü ayaklarım şişmişti. Annem sırtında taşıyordum. Hatta ilkokul birinci dönemi tamamlayamamıştım orada. Daha sonra teyzemlerin okuluna devam ettim. Bu beni çok üzüyordu. İster istemez hareketsiz kalmak çocuğun en büyük acısı. Hiçbir şekilde ayakkabı giyemiyorsunuz. O zaman hareketin çok önemli olduğunu düşündüm. Yapı itibariyle de çok hareketli bir insanımdır. Duracağım diye sanki bir daha yürüyemeyecek korkusunu yaşıyorum bazen. Acaba tekrar olur mu, yürüyemem mi? Onun korkuları, endişesi ve paniğini daha atlatmış değilim. Bu yaşıma kadar geldim ama benim için çok önemlidir. Belki spora en büyük girişim bu oldu. Hareketsiz kalmaktan kendim için ilk önce girdim belki de bilemiyorum ama bunu da bu enerjiyi çevreye yansıtmaktı. En büyük desteği iki kızımdan aldım ve babam, annem, ailem. Siz de biliyorsunuz, yakinen tanıyorsunuz ailemi. Babam her gün gelir. Bazen çok iyi dostum oluyor, bazen düşman oluyoruz. Ama güzel bir aile ortamı var. Benim için en büyük destek çocuklarım ve çevrem ve dostlarım. Evet, buradan hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Gerçekten desteksiz kalmak kadar herhalde zor bir şey yoktur. Evet. İyi ki varlar. Kesinlikle. Ama yalnız bırakmasın. Evet. Başımızdan eksik etmesin, evet, dostlarımızı. Çok da güzel. Biraz onlarla daha böyle derinlere girelim istiyorum. Böyle yeter artık dediğiniz anlar oldu mu? Yeter artık, bu iş bana göre değil. Hayır, olmayacak. Yok, ben artık es veriyorum, pes ettim dediğiniz, işte istifa ettiğiniz, işi bıraktınız, yarın kapatıyorum dediğiniz anlar oldu mu? Tabii ki, her zaman. Burada Özlem Hanım'la, sevgili izleyiciler, biz Özlem Hanım'la program öncesi konuştuğumuzda şöyle söyledi. Bunu dedi, söyleyeyim mi? Ben daha bu sabah işi bırakıyordum, işi kapatıyordum. Ama bir saat sonra şöyle bir dinlendim, toparlandım. Yine aynı hızla, aynı şekle devam ediyorum diye. Yani tabii işin esprisi. Evet, yaşadım. Evet, yaşamadım dersem inanın yalan söylemiş olurum herhalde. Yaptığım en güzel şey, o an o ortamı terk ediyorum. Ya da işte telefonlardan uzak duruyorum. Tekrar bir kendimi yapılandırmaya geçiyorum hemen anında. Hani ne yapıyorsun, kendine gel, toparla. Yapı itibariyle daha önceki mesleğim de gereği hemen çözüm üretme, hemen B planına geçmeye çalışıyorum. Evet, tamam, kilitlendi şu an diyorsun. Yani yapılacak bir şey yok. Evet. Ama hemen bir B planı ya da işte C planı derken kendimi yapılandırıyorum. Plansız kalmıyorsunuz aslında. Asla, değil mi? Çok önemli. Gerçekten Özlem Hanım'a katılıyorum. Yani bizim daima belki de K'ya kadar falan planımız oluyor daima hayatımız gereği. Öyle yani, hepimiz işte bunalıyoruz, sıkılıyoruz, çıkıyoruz, güzel bir müzik dinlemek istiyoruz. Biraz işte temiz hava alıyoruz. O gün işte bırakıyoruz her şeyi ama ben kendim için söyleyeyim. Hani ben de çok kızıyorum bazen ama ben bir projeyi gerçekleştiriyorum. O yaptığım çocuklar, işte engelliler, yaşlılar geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Bir gülüşleri parayla ölçülemez. Bütün yorgunluğu, bütün o her şeyi o anda zaten alıyor ve tekrar diyorsunuz ben bu işi yapmaya devam etmeliyim. İşte motivasyonun önemi burada. Esra Hanım, size soralım. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben böyle biraz esprili bir şey söyleyeceğim. Ben yeter artık deme noktasına gelemeden benim canım ortağım Ayşe, şu an izliyor biliyorum. O hepimizden önce isyan ediyor. Önce o ben işi bırakıyorum diyor. Ha, siz sırayla bırakıyorsunuz işi? Yok, hep o bırakıyor. İlk biz diğer ortamla, Duygu'yla, biz Ayşe'yi ikna etmeye çalışırken o şeyimiz geçiveriyor. O görevi bizde Ayşe almış durumda. Yani işi bırakmaya fırsat hiç kalmıyor. İşin şakası. Allah'a çok şükür bugüne kadar o noktaya gelmedim çok fazla.
Dediğim gibi belki desteklerim arkamdaki ailemin, eşimin, ortaklarımın verdiği güven olabilir ama öyle bir bittim noktasına geldiğimde ben de muhtemelen müziğe sığınırdım diye düşünüyorum. Evet, o insanı gerçekten rahatlatıyor. Bir kahve, bir müzik, bir işte Esra'nın temiz müziği. Hava. Bu arada çok evet. Güzeldir. Esra Hanım'dan. Bizim eski dostluğumuz var zaten Esra Hanım'la. Esra Hanım hazır değindik. Hazır böyle kısacık. Çünkü gerçekten o çok minik. Çok minik. Çok minik. Ama çok minik. Biz tamamını tercih ederiz aslında. Siz nasıl arzu ederseniz. Çok minik böyle. Nasıl gönlünüz nasıl bırakayım. İstiyorsa tabii tadında ki. Tadında bırakayım. Tabii ki. Sevdiğim bir şarkı. Aşk adı şarkının da. Çok böyle bir nakaratına kadar okumaya çalışayım. Buyurun sizi dinliyorum. Biraz heyecanlandım tabii şimdi. Aslında çok fazla sahne tecrübesi var. Çünkü amatör korolarda yaklaşık 13-14 yıldır solistlik yapıyorum. Aynı zamanda da konservatuvar evet, mezunusunuz. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından evet. Mezunum. Mezun olduktan sonra da konservatuvarımızın icra heyeti var. Her ay periyodik konserler verilir. O koronun da sınavlarına girip orada da başarılı olup icra heyetine de girdim. Orada da korist olarak görev yapıyorum. Hani farklı bir heyecan tabii ama umarım hocalarım yanlış okursa beni affetmezler. Çok kısa lütfen şey yapayım. Ah aşk kapımı çalar bir gün. Şaşırır kalırsın sen de aldanırsın. Ah aşk kapını çalar bir gün. Şaşırır kalırsın sen de aldanırsın. Sevdi gönlüm, sevdi gönlüm. Görmeden, bilmeden sevdi gönlüm. Yandı gönlüm, yandı gönlüm. Ah çekip her gece yandı gönlüm. Yüreğinize kısa. Sağlık, ağzınıza sağlık. O kadar duru, o kadar içtensiniz ki, o kadar duru bir sesiniz çok var ki. Ama. Ama biz çok izleyicilerimizi kıskandırmak gibi olmasın çok da bu şarkı burada bitmez. Program bitiminde biz bu şarkının tamamını elbet dinleriz. Değil mi? İnşallah diyelim. Teşekkür ederim. Ah ah çok güzel. Güzel bir şarkı. Ara vermek için müzik çok önemli değil mi? Bir es vermek için, bir dinlenmek için. Bazen bakıyorsunuz ki hiç olmadığınız bir anda bir şarkı aslında bütün sinirinizi, bütün öfkenizi, bütün o anki stresinizi alıp götürüveriyor. Aynen aynen. Çünkü müziğin içerisindeyiz yani hiç evet. Kopmadık. Onun için çok seviyorum. Oraya da zaten adım attığınız anda direkt insanın içerisinde hemen gidelim. İşte sporumuzu yapalım, jimnastik yapalım ya da Zumba'ya katılalım ki gerçekten müthiş evet, bir aynen. Evet kesinlikle çok çok güzel diyoruz. Şimdi biraz konuyu değiştirelim istiyorum. Hayallerimize girelim, hayallerimizden konuşalım. Şimdiye kadar böyle gerçekleştirdiğimiz hayallerimiz mutlaka vardır. Ya da bundan sonra Allah hayalsiz de bırakmasın aslında değil mi? Hayallerimiz tabii. Hep olsun. Bundan sonra planladığınız hedefleriniz, hayalleriniz neler var? Şu ana kadar hayal ettiğim, az önce de bahsettiğim gibi Süheyla Hanım, çocukluğumdan gelen bir hayalimi de gerçekleştirdim. Bunun boyutunu evet geniş tutabilirim. Belki de nasip kısmet olur inşallah. Türkiye'de marka oluştururuz, dünyada marka oluşturabiliriz. İnşallah. Ama şahsım için yapabileceğim şey bunlardan sonra herhalde dünyayı dolaşmak. Görmek istiyorum. Yani her medeniyeti, her ülkenin örf adetlerini, yaşam tarzlarını görmek isterdim. Dünyadaki işte yaşadığımız insanların hayata bakışları, tarzı. Biz bile hani nefes alıyoruz tabii ki hepimiz aynı dünyanın içerisinde nefes alıyoruz ama
İnanın buradan diyelim Kemalpaşa'da bile farklı oluyor örf adetler. Yenişehir'de dahi. Kesinlikle, tabii ki. Görmek isterim. İlk önce Türkiye'ye bak. Mesela bir Hindistan'da düğüne ne dersiniz? Hep beraber gidebiliriz. Farklı kültürler. Aynen. Şöyle bir hayalim benim o. Sizin hayalinizdi değil mi? Esra Hanım, bir o konuya bir değinelim. Çünkü sonrasında bir plan proje oluşturacağız gibi geliyor benim. Buyurun. Evet, yani Hindistan'ı ben kültür olarak da çok merak ediyorum. Taç Mahal'i görmek istiyorum, Hindistan'ı, ama onun ötesinde de nedense Hindistan'da bir düğüne katılmak istiyorum. Oradaki ortama, evet, o mistik ortama yaşamak istiyorum, görmek istiyorum. Ama bahsetmiştiniz ya, o düğüne katılmak bizim buradaki gibi bir küçük çeyrekte olmuyor maalesef herhalde. Nasıl? Siz gittiniz, gördünüz. Biraz anlatın, biz de ona göre hiç olmazsa hazırlıklı gidelim. O yüzden arkadaşlarıma söyleyeyim de biraz tedarikli katılsınlar diye. Tedarik derken neyi kastediyoruz? Bizim işte o zaman kaldığımız otelde bir Hindistan işte düğünü, geleneksel, biraz da böyle kalburüstü bir ailenin. Ben o zaman hayretler içerisine kaldım. İşte bizim burada ne takarsınız, yakınlık derecenize göre taktığınız işte takılar vardır. Hani küçük i̇şte, altından başlar. İşte bilezik set vesaire. Kadar orada Söyle Hanımcığım, böyle yastıkların üstünde takılar setler halinde gidiyor. Yani o gördüğümüz kliplerdeki hani şuradan şuraya kesinlikle kadar olanlar gerçekten doğru. Var. Gerçekten doğru. O yüzden biz seyirci olarak gidelim, düğün sahibi olarak gidelim. Konuk olarak. O zaman siz organize edin. Madem Esra Hanım'ın hayalini hepimiz ortak olalım. Süper. Öyle mistik bir seyahat yapalım. Olabilir. Çok güzel. Çok güzel olur. Şöyle keyifli sohbetler ekibi olarak. Bir dünya turu belki. Neden olmasın aslında? Önemli olan hayal etmek değil mi? Belki tabii ilerleyen zamanlarda. Çok ilginç bir şey anlatmak isterim. Buyurun. Geçenlerde tutmuşum. Böyle ilkokul veya ortaokulun ilk yıllarında bir ya günlük. Evet, evet, onu anlatmışsınız lütfen. Çok ilginç. İşte yazmışım. Görmek istediğim ülkeler, yaşamak istediğim yerler. İşte çocuk aklımda nasıl bir evim olsun. Yani kaç yaşındasınız? 12-13 yaşlarında falan, evet. Maksimum yani. O bir laf vardır ya, hani yazdıklarınız ve düşündükleriniz bir gün gerçek olur. Gerçekten söylenen doğru. İşte yazmışım, İngiltere'de kalmak istiyorum, Amerika'da kalmak istiyorum, Afrika'yı da gerçekleştirememişim ama. İnşallah sıradadır. Hep beraber gidelim. Olmuş. Bembeyaz bir evim olsun demişim. Bakıyorum evime bugün. Evim gerçekten beyaz bir ev. Ve bunu arkadaşlarıma okudum. Herkes diyor ki Füsun, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten. Beyazımızda farklı bir yeri var herhalde. Bilmiyorum, belki çok sevdiğimden. Kurucu olduğunuz dernekte. Hem Beyaz Aydar değil mi? Ben seviyorum. Beyaz benim bir kaderim oldu belki, evet, de. Çok ilginç gerçekten. Yani bu çocuklukta kurduğumuz hayaller bakmışız bir gün gerçek olmuş. O yüzden bütün çocukların hayal dünyası zengin olsun. Çok önemli. Çok önemli. Yani çocukların hayallerini, umutlarını gerçekten kırmasınlar. Evet. Burada aileler yine en önemli görev. Hani çocuklara oynatıyoruz oyunlar, işte televizyon, filmler, ama hani bırakın o çocuklar biraz oyuncakla oynasınlar. O hani teknolojiden birazcık uzak kalıp böyle kendi akıllarında resimler yapsınlar. Ben mesela çocukken resim kötü yaparım, yeteneğim yoktur ama işte yaparım. Resim yapmayı çok severdim. Lego oynamayı çok severdim. Hep bunlar işte o çocuğun hayalini geliştiren hani şeyler. Yapsınlar yani. Önemliydi. Üzerine ekleyecekleriniz var biliyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir noktaydı. Çocuklarımızı o kadar fazla teknolojiyle iç içe bıraktık ki aslında. Evet. Tabii bu iş ilk önce ailelere düşüyor. Maalesef bazen sıkılıyoruz çocuklarımızdan. Hemen eline bilgisayarı al, oyunu gir buna. İşte. Biraz bir de Özlem Hanımcığım, şunu mu yaptık? Şimdi bilgisayar o kadar fazla çocuğu hayatımızın tutuyor ki çocuğun evi dağıtmasına fırsat vermiyor. Aslında hiçbir ev dağınık olmuyor. Eğer bilgisayar varsa çocuk sadece bilgisayara kendini kaptırmış, oyun oynuyor orada. Yani oyuncak yok, sosyal aktivite yok evin içerisinde, evde derli toplu. Annelerin acaba işine mi geliyor bu biraz da? Biraz tabii ki dinlenme, kendilerine göre işte başından gitmesi gibi ya da işte o an için belki de annenin yorgunluğunu atması. Hele ki çalışan bir anneyse aslında. Tabii ki çok zor ama hani ben İrem'le Derin'i de çocukları, kızlarımı büyütürken bana şey diyorlardı, odalarında her yeri çizmişler. Bırak diyordum, rahat olsun, çizsin.
gelişsin, yani kendini geliştirsin, istediği şekilde hareket etsin, tabii ki zarar vermeden anlatıyordum. Derlerdi o zaman arkadaşlar, ya hiç sıkılmıyorsun, saatlerce anlatıyorsun. Keyif alıyorum ben onlardan anlatırken de. Çünkü aralarındaki yaş farkı da 2 yaş olunca ister istemez ikiz gibi büyüdüler. Evet. Ama ben onlara sınırsız bir özgürlük verdim. Çünkü ne kadar çocukların platformunu geniş tutarsanız inanın toplumda çok çok faydalı olurlar. Evet, bilgisayar biz de yapıyoruz ya da cep telefonlarını maalesef hayatımızda. Meşgul artık sosyal hayatın o kadar olmaz, yani olmaz. Ama şunu yapmak lazım en azından aile içerisinde. Çocuk anne ve babayı model olarak alır. Bana göre ilk önce kişi kendine göre hareket etmesi lazım. Nedir? Bir saat kitap okuyabiliyorsa önem veririm ben çünkü buna. Çocuğuna yemekte asla telefonları almamaları gerekir masada. Farklı bir yere koysunlar. Bir saat sohbet etsinler onlarla. Keyifli zaman geçirmektir. Çünkü bazen bakıyorsunuz herkes yiyip çıkıyor ve çalışan anneler inanın çok zor. Kısıtlı zamanları. Şimdi ben geç geliyorum. Zaman geçirmek çok önemli çocuklarla. Kesinlikle Hüsnü Hanım'a katılıyorum. Onun için de yapacağımız tedbirler biz anne ve babalara ve işte teyzelere, halalara, dayılara düşüyor. Toplumumuza düşüyor. Tüm ailede. Evet, aynen öyle. Esra Hanım, siz neler ekleyeceksiniz? Ailenin içinde biz bazen telefonla iletişim kuruyoruz. Sesleniyorum, Batın neredesin, Batın. Cevap gelmiyor, telefonla arıyorum. Aslında elinde bağımlısı da olduk değil mi? Çok bağımlısı çok olmuş bağımlısı durumda olduk. Çocuklar. Ama biz de hiç memnun değiliz bundan. Çünkü çocukların evde sesi yok. Çocukların evde sesi yok. Ellerinde sürekli bir telefon. Ya arkadaşlarıyla konuşuyorlar ya video seyrediyorlar. Evde ses yok. Biz bundan çok rahatsızız gerçekten. Ama nasıl önüne geçeriz? Onunla da ilgili gerçekten bir yol alabilmiş değiliz kendi adımıza. Evet. Bir yol alabilmiş değiliz. Çünkü çocukların artık sokaklarda oynama alanları da çok fazla yok. Sokaklarda bizler gibi biz çocukken üstümüz başımız leş olur. Ya. Öyle gelirdik. Karnımız açıkınca giderdik. Karnımız yani o çok güzel çocukluk yaşadık biz. Ne mutlu ki. Ama üzülüyorum tabii ki çocuklarımız. Geçenlerde yaşayamadılar. Çok özür diliyorum. Bir arkadaşımla sohbet ederken biz şöyle bir formül bulduk dedi. İşte akşamları yemek yedikten sonra bir müddet televizyonları kapıyoruz. Bütün işte odalardaki, çünkü artık herkesin ayrı bir şeyi var, televizyonu var. Bizim gibi eskisi gibi bir arada seyredilmiyor. İşte yarım saat 40 dakika hep birlikte kitap okuyoruz. En azından hem bir arada oturuyoruz, hem de işte bu oyunlardan, işte gereksiz şeylerden birazcık çocukları soyutlamaya çalışıyoruz. Öyle bir formül geliştirdik dedi. Ondan sonra tekrar herkes dağılıyor. Ne isterse onu yapmaya devam ediyor. Biz de aile oyunu almıştık. İşte tabudur, monopoldür, o tarz. Okul yemek sonrasında hadi oynuyoruz. Ama bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Sonrasında sıkılıp hep yaratıcı olmamız gerekiyor. Aile bir yeni çocukları hareketli tutabilmek için olmak gerekiyor. Galiba en büyük görev de burada anneye düşüyor, kadına düşüyor yine. İşte dönüp dolaşıp yine kadına geldik. Yine kadına geldik. Toplumumuzun aslında bel kemiği kadın. Hayatımızı oluşturan kadınlarımız, kız çocuklarımız. Biliyorsunuz bununla ilgili de biz J-Cut olarak da dernekte de bir takım şeylerde, faaliyetlerde bulunmaya evet. Başladık. Kız birazdan zaten yine onların özellikle çalışmalarına yani da kadınlarımız, onların düşündüklerine ya da değerlerine sahip çıkmak, değerlerine değer katmak. Tabii ki biz beylerin, yani beylere hitaben söylüyorum, özellikle eşleri ya da arkadaşlarının kadınları bir tık yukarıya çıkartmak, çekmekten ziyade bir tık yukarıya çıkartırsanız zaten mutlu olur. Yani gülümser, o evde de gülümser, işinde de gülümser. Çünkü yoruluyor sürekli, işteyse eğer, çalışan bir kadınsa. İşte sorun, eve geliyorsunuz sorun, çocuklar sorun. Yemek yapacaksın, onu hazırlayacaksın, bunu yapacaksın. Belki de paylaşımları paylaştırmak herhalde. Herkese asli görevler verilmesidir. Çünkü bizim İş bölümü yapmak. Evet, yani erkekler yapmaz. Anneler erkek çocuklarını genelde aman oğluma elleme, yok oğlum otursun ya da biz hep böyle yönlendirildik. Belki orada bazı şeyleri değiştirebilirsek ufak püf noktalarıyla. Yine Füsun Hanım'ın dediklerine evet. Geldik işe dönüp dolaşıp aynen. Çocukları yetiştirirken. Çok önemli. Bunlar çok önemli. Yani aile. Dönüyor, dolaşıyor. Tekrar o aile işte ilk doğum anından sonra
işte ilk iki ay çok önemli. Hani bizim anne sütü gibi. İlk iki ayda çocuğa ne verirseniz çocuk onu kaparmış. İki aydan sonra daha şımarık olurmuş. Yani o anlarmış onu. İki aydan sonra onu böyle disipline bile sokmak isteseniz artık çok geç diyorlar. O bir defa öğreniyor. Hatta ona benzer bir şey okumuştum. Gerçekten bir doktorumuzun yayınladığı makaleydi. Çok eskilerden siz söyleyince aklıma geldi. İşte bir hanımefendi doğum yaptıktan sonra doktoruna diyor ki doktor bey ben artık çocuğum aynı gün içerisinde hani daha bilimsel verilere göre işte bilimin ışığında aydınlatılmış yolda büyütmek istiyorum. Buna göre yetiştirmek istiyorum ama diyor geç kaldınız. Evet. Daha hamilelikte diyor başlayacak. Yani bakın nerede başlıyor daha? Bu arada Süheyla Hanım ben şeyde lafı gelmişken bebekler, anneler bu bizim bebek emzirme ve bakım kabinlerinden de biraz bahsetmek isterim. Onlara gireceğiz zaten ama ilk bölümün sonuna geldik. Tamam, hemen tamam. Bu konuyu biraz daha çünkü şey anne sütü gerçekten çok, çok önemli. Dernek içerisinde yapılan çalışmalar ki örnek çalışmalardı. Türkiye'ye örnek çalışmalardı ama Türkiye'ye, ülkemize yayıldı aslında. Evet. Yine sizin gibi özverili, değerli kişiler sayesinde. Şimdi Esra'mda birkaç cümlesini alayım. Bu çocuklarımızı yetiştirirken işte sen erkeksin ya da sen kızsın şeklindeki ön yargılar aslında insan yetiştirmek değil mi mesela? Tabii ki. Yani cinsiyet ayrımını yapılacağı yer o değil. Evde iş bölümü çok önemli. Yine dediğiniz gibi annelerin ve babaların buna model olması gerekiyor. Bizim evimizde eşim sofradan kalkarken kendi tabağını alıp lavabonun içine koyar. Benim almamı beklemez. Hı hı. Ve bu o da kendi ailesinden bunu bu öyle şekilde görmüş. Öğrenmiş. Kayınpederim öğrenmiş. De öyle alır, hı hı. Koyar tabağını lavaboya. Külfet midir kendileri? Hiç değil. Hiçbir şekilde külfet değil. Ama kadın için ne kadar kolaylık aynen. Değil mi? Aynen. Ve benim çocuklarım da biz evde herkes yemeğini yedikten sonra kaldırır. Ve karınları acıktığı zaman ben mesela çok yorgunsam oğlum da kızım da kendi başlarına bir şeyler hazırlayabilirler. Yapamayacakları şeyler de vardır ama ayrım eğitim sırasında, çocukların eğitimi sırasında cinsiyet ayrımı kesinlikle ve kesinlikle yanlış ve bunu biz aile olarak uygulayabildiğimizi düşünüyorum. Belki cinsiyet ayrımı olacaksa işte büyükse sen abisin, kardeşini korumalısın, mutlaka, koruma sen erkeksin, daha yani, koruyucu olmalısın. Farklı ya yerleri var onların. Gibi gibi daha yapıcı ayrımcılıklar yapabiliriz belki ama bu noktada gerçekten evet. İnşallah ülkemiz daha ileriye gidecek ama kadın mutlaka kadın diyoruz. Kadın bilinçlenecek, anne bilinçlenecek ki yetiştirdiği çocuk da ileride gerçekten kadına, insana sevgiyi, saygıyı öğrensin. Sizinle sohbete doyum olmaz ama ilk bölümümüzün sonuna geldik. Biraz ara verelim, bir reklam arası. Tamam. Sonrasında tekrar tamam. Yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Evet sevgili AzTV Keyifli Sohbetler izleyicileri, sohbetimize kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.